Bugün Osman Karatay Hoca konuğumuz. Öncelikle kendisinin bir kısa özgeçmişinden bahsedeceğim. Kendisi 1971 doğumlu. Okulumuzun tarih bölümünden mezun. 95 yılında Boğaziçi'nden mezun oldu kendisi. Ardından Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Şu anda Ege Üniversitesi'nde profesör doktor olarak, öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor. Kendisi bir yandan bilimsel çalışmalarla Türk bilim ve kültürüne hizmet ederken aynı zamanda bunu teşkilatlı şekilde yürütmek adına da emek harcamış birisi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ve Karadeniz Araştırmalar Merkezi'nin kurucusu. Karan bünyesinde de bir dergi çalışması uzun yıllardır bildiğim kadarıyla devam ediyor. Kendisi Doğu Avrupa'nın Türk milletiyle ilişkileri üzerinde de özellikle çalışmalar yürüten bir isim. Yoğun programına rağmen bizi kırmayıp davetimizi geri çevirmediği için de kendisine çok teşekkür ederiz. Buyurun. Şunu açalım değil mi? Evet arkadaşlar, samimi olsun diye öyle rahat bir kıyafetle geldim. Normalde hiçbir konferansa kravatsız çıkmam vaki değildi. Ama sizden biriyim. Daha samimi bir ortam olsun diye bu şekilde geldim. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde olmak, aranızda olmak neredeyse 30 yıla yaklaşıyorum bu tanıyla. Tekrar çok güzel vaka. 4 yıl önce burada bulunmuştum yine başka bir konferans için. İnsan başka duygular içinde aynı yollardan, buralardan geçmiş olduğunu düşünmek ve sizleri 20 yıl, 30 yıl sonra buralarda düşünmek ayrı bir duygu. Umarım sizler de bunu yaşarsınız ileride. Evet, arkadaşlar Kuzey kültürü ve Türklük dedik. Bu aslında bir varoluş felsefesi tartışması içeriyor bu başlık. Ama ben ondan da öte hayatımızı, kendimizi sorgulayalım, kendimizi konuşalım niyetindeyim. Tarihe sık sık gönderme yaparak. Yani safi bir tarih sohbeti, kültür sohbeti olmasının yanında günümüze, bize de gönderme yapalım, temas edelim niyetindeyim. Çok fazla ben uzatmayacağım ama aranızda kalmayacağım anlamına gelmiyor. Sizlerin katılımınız, sizlerin merak ettiğiniz sorular benim için daha önemli. Onları almak adına sizlere yöneleceğim. Sohbetin gidişatını daha çok sizler belirleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, bunu kendimi övme veya bir başarı hikayesine çevirme niyetim de yok. Fakat arada tecrübelerimi nakletmem gerekiyor. Sorduklarında veya kendi derslerimde öğrencilerime ne söylüyorum? Arkadaşlar, her şeyi akılla tartın ve hiçbir şeye peşin inanmayın. Bana da inanmayın. Ben dersi anlattırırım. Sonra kendimi eleştirtiririm. Bunu her hoca kolay kolay yapmaz. Biraz gurur kırıcıdır yani. Siz bir şey anlatırsınız. Öğrenci işte bunu eleştirecek falan ya korkarlar ama bende korkmazlar. Çok rahat bir şekilde eleştirirler çünkü benim kendimden korkum yok, rahatım. Arkadaşlar demokrasi cesarettir. Cesaretin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Püf noktası burası olmalı. Bir insan kendisine güveniyorsa kendisinin söylediği dışındaki fikirlere de açık olur. Onların ifade edilmesinden veya kendisine yöneltilmesinden korkmaz. Kendisinden emin değilse başka yollara döner, başka yöntemleri dener. Kendi fikrinin tek fikir olarak cari kalması, öbür fikirlerin olmaması için. Fakat demokrasi eğer güzel bir şey ise demokrasi cesarete dayanıyor. Bunu her türlü yorumlayabiliriz. Korkak insanlardan oluşan bir toplumda
demokrasi olmaz. Ve ben demokrasinin güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Evet, ki Türkiye'de bu noktada evet eleştirilecek yönler olabilir ama bu yönüyle öne çıkmış bir üniversiteden mezun olmuş olmanın da kıvancını, gururunu taşıyorum. Sizler için de bu böyle arkadaşlar. Sadece üniversite yıllarında değil, belki daha önce, belki de tabiatımız böyledir. Hiçbir şeyi nedensiz, sorgulamasız kabul etmeme yönünde bir eğilimim var. Ve bundan hiç zarar gördüğümü sanmıyorum. Bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanın aklı var. Diğer canlılardan farklı olarak, hatta diğer canlıların da var. Onlar da akıllarını kullanıyorlar. Sadece içgüdüyle hareket etmiyorlar. Benim aklım var ise neden kullanmayayım? Neden aklımı başkasına vereyim? Bu önemli bir nokta arkadaşlar. Aklımızı kullanmamız da sorgulamamızı gerektirir. Kim olursa olsun. Sabah ben birkaç gündür bu konuyla başlayayım derken sabah bir karikatür gördüm. WhatsApp'ta bir dost göndermişti. Baba çocuğuna her şeyi sorgula diyor. Çocuk da neden diyor. Güzel bir karikatür, felsefi içerikli değil mi? Neden sorgulayayım? Babasının sorgula dediğini de sorguluyor. Evet, neden diye sormamız gerekiyor. Öbür türlü ne oluruz? Öbür türlü şu an coğrafyaya baktığımızda görünen şeyin yeryüzündeki, beşeri coğrafyadaki renkli alanlarda ki olumsuz kötü görüntülerin olduğu bölgenin yerin bir parçası oluruz. İslam dünyası demek istemiyorum, doğu tabirini kullanıyorum daha çok. Sadece ya İslam'la bunun ilgisi yok, ya İslam'la birebir eşleştirmek doğru değil, insanların inançlarını rencide etmek de doğru değil. Fakat böyle çok övünülecek bir yanı olmayan maalesef bir doğu dünyası gerçeği var. Onun bir parçası oluruz. Sorgusuz, sualsiz kabul ettiğimizde. Evet, Batı'nın her şeye övünülecek mi? Kabul edelim, övünülecek çok şeyleri var. Çok çok şeyleri var. En azından doğudan daha çok. En başta kaç yüzyıldır süren çok bariz üstünlükleri olmak üzere. Yani bütün İslam dünyasını dolaştığınızda, bütün mimariyi topladığınızda bir Milano etmiyor ise, Milano diyorum, bunun sorulması, sorgulanması lazım. Bu arkadaşlar din ile ilişkisi olmayarak ama coğrafyanın bir tarzı olarak, çünkü İslam'dan önceki dönemde de bu böyleydi. Herodot'u okuduğunuzda Perslerle Yunanları karşılaştırırken ta kendisinden bilmem 2200 sene sonra Montesquieu'nun yaptığı gibi Doğu despotizmi adeta fikrinin nüvelerini buluruz biz Herodot'ta. Persleri eleştirirken bunlarda Perslerde demokrasi falan yoktur. Ha Yunan'daki demokrasi nasıldır? Bütün herkesin katıldığı bir demokrasi değildir tabii ama şöyle böyle vardır. Seçkinlere, aristokratlara has bir olsa dahi fakat doğuda hiç yok. Yani İran'da, Babil'de hiç yok. Orada bir hükümdar bir şey der. Herkes alkışlar, herkes eğilir, herkes kabul eder, sorgulamaz. O yapılır. Hatta o kadar ki ruhumuza işlemiştir. Biz her kafadan bir ses çıkmasını çok kötü bir şey olarak görürüz değil mi? Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor yahu deriz. Bunun nesi kötü olabilir arkadaşlar? Demek ki çalışıyor kafalar. Kafalar çalışmadığı zaman korkmak lazım. Kafalar çalışıyorsa, her kafadan bir ses çıkıyorsa sevinmek gerekir buna. Ama doğu coğrafyasında maalesef bu olumsuz bir şey olarak yorumlanıyor. Ne gibi? Eski köye yeni adet getirme gibi.
Orada da kafa çalıştı, yeni bir şey buldu. Var olanın dışında öneriler getirdi. Yerleşik düzen bundan hoşnut olmadı. Eski köye yeni adet getirme, icat çıkartma gibi kavramlar da kafanın çalışmasından duyulan rahatsızlığın ifadesi. O zaman ya ben beyin sahibi bir yaratık olarak yaratılmışım. Ben bunu kullanmayacaksam veya ben bunu nerede, nasıl kullanacağım? Ne işe yarayacak bu beyin, niye taşıyorum? Bunu sorgulama noktasına geliyoruz arkadaşlar. Ben de o karikatürdeki çocuk gibi ilkokul yıllarında da, ortaokulda da, lisede de ama üniversitede de sürekli dediğim gibi sorgulayan birisiydim. Hala da öyle ve bundan ben bunun çok güzel bir şey olduğunu 52 yıllık bir hayat tecrübesiyle çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ki arkadaşlar, biz kuzey dünyası tabirini ortaya attığımızda bir aslında icat çıkartmadık. Ben yeni bir şey söylemediğimi düşünüyorum. Patentini bize veriyorlar daha çok bu fikrin. Bilmiyorum daha önce başkaları söyledi mi, dile getirdi mi başka mahfillerde ama kuzey kültürü, Türklüğün eski köklerinin kuzey kültürü olarak tanımlanması gerektiği fikrinin patentini bize veriyorlar. Fakat bu yeni bir icat değil, var olan bir şeyin ifadesi. Nasıl? Şimdi aynen Herodot'un Persleri eleştirmesi gibi ters taraftan Katerina, Çariçe Katerina, Petro'nun eşi olan değil de daha sonraki 1700'lerin ikinci yarısındaki Alman asıllı Çariçe Katerina, İngiliz kralıyla dalga geçiyor. Sözün geçmiyor mu senin ülkende diye. Yani kral bir şey söylediği zaman İngiltere'de her şey hemen yapılmıyor. İngiltere'de bir sürü güç dengesi var. Ama Rusya'da çar bir şey söylediği zaman dediği dediktir. Yapılıyor. Rusya bir doğu devletidir. Tolstoy onun için Napolyon Borodino'dan sonra Moskova önlerine geldiğinde Napolyon'un gözünden Moskova'ya bakar Tolstoy Savaş ve Barış'ta. Bu doğu başkentine geldi, onu seyre daldı diyerekten. Doğu başkenti olarak, vaka Rusya'nın başkenti Petersburg'dur o dönemde ama Petersburg batıdır. Moskova doğudur. Bu doğu başkentine geldi, seyre daldı diyerekten Napolyon'un gözünden nakilde bulunur Tolstoy. Rusya, Rus çarlığı siyaset kültür açısından doğuya aittir. Ve İngiliz krallık rejimiyle dalga geçer. Yani kral bir şey diyor ama dediği hemen olmuyor. Başka başka güç dengeleri var. Bu hep birlikte bir kamuoyu görüşü oluşacak da İngiltere'de işler ancak öyle yürüyecek. Arkadaşlar İngiltere Roma'dan sonra tarihe baktığımızda İngiltere Roma'dan sonra en muhteşem devlet yapısına sahip olan ülke. Ha bundan sonra ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. İngiltere'nin ne kadar ömrü var, nereye kadar sürecek bilmiyoruz. Ama işte o doğu kafasının her kafadan bir ses çıkıyor diye eleştirdiği İngiltere, bugün dahi ne dersek diyelim, dünyanın kudret merkezi. O zaman bir yerde bir yanlışlık var ve bu yanlışlığın ben doğu kafasında olduğunu, İngiltere'de bu noktada bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum. Ki bu yüzden İngiltere bir süper güç, kendi cüssesine kıyasla ufak bir ada toprağı, kasvetli, yağmurlu bir coğrafya değil mi? Ama oradan bütün dünyayı yönetebilen, yönetmiş olan bir siyasi kudret çıkıyor. Fark ne? İşte Rusların eleştirdiği yapı veya bizim eleştirdiğimiz yapı.
her kafadan bir ses çıkmasını kötü bir şey olarak görüyoruz. Veya tuhaf bir şey gibi, kim gibi? İbn Fazlan gibi. 921 Haziran'ında bugünkü Tataristan topraklarına ulaştı. Buhara'dan, önce Bağdat'tan Buhara'ya, bugün Özbekistan'da değil mi? Buhara'dan da kuzeye doğru gitti. 921 Haziran'dan itibariyle bugünkü Tataristan topraklarına ulaşmıştı. Orada bir Türk devleti var, Bulgar isminde. Bunlar ilk İslam'ı kabul eden ilk topluluk. İbn Fazlan gittiği zaman bunlar zaten Müslümandı. İlk Müslüman Türk devleti İdil Bulgar Hanlığı'dır arkadaşlar. Karahanlı Devleti'nden en az 40 yıl önce. 40 yıl ciddi bir zaman aralığıdır. Ya bunun tartışması falan yok. Karahanlı falan değildir ama hala sorular, üniversite sorularında falan onun çıktığı söyleniyor. Bilmiyorum, görmedim. Maalesef böyle de bir basit bir kronolojik bilgisini oturtamayan bir tarihçilik olmaz arkadaşlar. Evet, İdil Bulgar'a gidiyor, gözlemlerini aktarıyor. Bir sefaretname, elçilik raporu yazıyor İbn Fazlan. Bu bize ulaşmış. Orada gördüklerini. Hem Bulgar'da ama giderken bir de Oğuz ülkesinden geçiyor. Tataristan dedik değil mi? Bugünkü Kazakistan'ın batısı olan bölgede o zaman henüz Müslüman olmayan Oğuzlar yaşıyor. Onlar hakkında da Oğuzların arasına girip canlı yayın yapan ilk insan bize orada Oğuzların arasında yayın yapıyor. Oğuzları tanıtıyor. Sonra Peçenekleri, sonra birazcık Macarları tanıtıyor, Başkırtları tanıtıyor. Sonra da Bulgar'a, yani şimdiki Tatarların atalarına geçiyor. Ona tuhaf geliyor. Neden? Ney? Diyor ki, bunlar kararlarını, inanmazsınız bana ama söyleyeyim, bunlar kararlarını aralarında danışarak alıyorlar. Hükümdarlar yok mu? Var. Hükümdarın gücü yok mu? Var. Ama bunlar kararlarını kendi aralarında danışarak alıyorlar. Oğuzlar. Bununla birlikte içlerinden en sıradan birisi bu kararlara itiraz edip bozabiliyor. Halkın içindeki herhangi birisi ve bu kararlara itiraz edip bozabiliyor. Bu tabii ki Orta Doğu siyaset felsefesinin hakim olduğu Bağdat'ta veya Şam'da, hatta İstanbul'da bu tuhaf gözükecektir arkadaşlar. İbn Fazlan'a da tuhaf gözüküyor. Bir zaaf mıdır? Yani o insanların, herkesin fikrinin olması, herkesin fikrini söyleyebilmesi ve bir ülkedeki işlerin hep beraber kamuoyunun katılımıyla gitmesi bir zaaf mıdır? Değil. Öyle olduğunu sanmıyorum. Orta Asya'daki devletler başarılı oldular, olmadılar. Sebepleri vardı. Arkadaşlar, devlet ve imparatorluk ayrımı, bizim tarihçilerimizin maalesef koca koca isimlerin farkına varmadığı bir şey var. Orta Asya'daki devletler çok uzun ömürlüdür. Çok uzun ömürlüdür. İmparatorluklar kısa ömürlüdür. Hun bir imparatorluktur. Ki 500-600 yıl bildiğimiz bir uzunluğu vardır. Köktürk bir imparatorluktur, devlet değildir. Pek çok devleti bünyesinde barındıran bir imparatorluktur. Kırgız bir devlettir. 2200 yıllık tarihi var. Uygur bir devlettir. Büyük Uygur İmparatorluğu var. Bizim tarihçilerimiz devlet ile imparatorluğu ayıramıyor. Türkler hemen devleti kuruyorlar. Çabucak büyüyor, çabucak dağılıyor. Bunlar imparatorluk yapılardır arkadaşlar. Devletler Bozkır'da çok uzun ömürlüdür. Kırgız örneğindeki gibi dedim ya, 2200 yıllık bildiğimiz bir tarihi var Kırgız Devleti'nin sadece. Dünyada 2200 yıllık hangi yapı var? Yok. Ben bilmiyorum yani. Evet.
Yani öyle itiraz gelecektir. Sanki eski Türk devletlerindeki bu siyaset anlayışı çok vatan bir şey miydi de hemen devlet kuruyorlardı, yıkılıyordu. İmparatorluk yapısının doğası odur. Oradaki insan, normal insanların hayat tarzı merkez kaç bir anlayış ister. Devleti sevmez, daha özgürlüğü severler. Daha küçük alanlarda kendi çıkarlarını gözetecek yapıların içinde olmayı tercih ederler. Bir imparatorluk yapısının içinde olmaktansa. Sebebi budur. Ama genel olarak baktığımızda eğer bizim bilgimiz eksik ise değerlendirmelerimiz de öyle olacaktır. Dedim ya, çok basit bir kronolojik meseleyi, mesele olmayan bir meseleyi mesele etmişiz. Demirel gibi söyledim. İlk Müslüman devletinin hangisi olduğunu daha belirleyememişler. Onun ötesinde ona kadar daha bir sürü konu var tartışılacak. Bu insanlar bizim doğulu ya da batılı değil de kuzeyli olarak tanımladığımız, kök itibarıyla kuzeyli olarak tanımladığımız bu insanlar arkadaşlar çok ciddi başarılara, dönemlerine göre çok ileri adımlara imza atmış kişilikler. Biz maalesef bize Batı'da söylenen şeyi aynen alarak öyle bir tarih yazmışız. Nasıl bir tarih? Sadece savaşmışız, başka bir şey yok. Sadece insan öldürmüşüz, ölmüşüz ve öldürmüşüz. Ondan ibaret bir tarihimiz var. Bizim yazdığımız tarih de öyle maalesef. Orada söylenen zaten bu. Siz barbarsınız diyor. Biz de evet biz dediğiniz gibiyiz dercesine adeta. Sadece savaşlardan ibaret bir tarih. Ya bu insanlar ne yiyordu, ne içiyordu? Bu insanlar aşık olmuyor muydu? Bu insanlar başka bir şey yapmıyorlar mıydı? Savaş dışında başka bir şey düşünmüyorlar mıydı? İnsan niye savaşmak ister ki? Öte yandan antropologların, çok ciddi antropologların tespitleri var. En barışçıl toplum diyorlar, göçebe bozkır toplumuydu. Hiç duymadınız değil mi arkadaşlar? Bir ortalama insan ömründe savaş, barış sürelerini göz önüne aldığımızda ortalama bir bozkırdı. Diğer insanlara göre daha çok barış ortamında yaşıyor. Çünkü savaşlar, akınlar, yağma akınları ancak kıtlık zamanında oluyor. Çok nadiren böyle Cengizli İmparatorluğu gibi her sene büyük seferlerin olduğu dönemler nadiren oluyor böyle savaşlar arkadaşlar. Bu insanlar kendi dönemlerine göre, dönemlerindeki başka topluluklara göre çok ileri adımlar atmışlar, çok ileri yapılar geliştirmişler. Bizim bunlardan haberimiz yok. Şimdi daha bizim sayemizde değil ama dünyada popüler olması sayesinde işte ülkemizde dikkat çekmeye başladı. Bugün Batı'da özellikle film dünyasında, Hollywood'da çok gündemde olan bazı kavramların, vampir ve kurt adamın örneğin kültürel kökleri gibi konular. Sonra işte Yüzüklerin Efendisi filmiyle daha çok gündeme gelen ama onun öncülü de var. İskandinav ve Fin-Ugor mitolojisinden alınan ögeler. Öyle biliyorduk. Sonra incelemeye başladık ki meğer Tolkien ben İskandinavya'dan alıyorum diyerekten adeta okuyucuyu kandırmış adeta. Eski Türk kültüründen ögelerle Yüzüklerin Efendisi'ni oluşturmuş. Evet. Şimdi elfler diyor, bir arkadaşımız o konuda bildiri de sunmuştu, bizim öğrencimizle beraber bildirimiz vardı, alpler ve elfler diye. Alp ve elf kavramlarının işte karşılaştırması, örneğin Valkirilerden bilmem daha başka mitolojik ögelere kadar İskandinav yazısını oyma yazıyı hiç söylemiyorum. Köktürk yazısıyla benzerliğini, Odin'in İskandinav mitolojisindeki Yggdrasil'i
Yani hayat ağacını bizim mitolojimizdeki onunla bağlantısı, 9 kat olması gökyüzünün gibi Odin'in trans halindeyken mesajlar alması, vahiyler demeyeyim ama trans haline geçiyor Odin, bir kamdır, şaman diyorlar. Şaman Türkçe bir kelime değil arkadaşlar. Bir kamdır, bir bakşıdır Odin. Trans halindeyken iletiler alıyor. Bu gibi daha pek çok özellik, örnek bir araya geldiğinde ben bunu Avrupalı Erasmus öğrencilerine anlattığımda şaşkınlara nasıl olur falan. Sizin orada okuduğunuz, sizin mitolojinizdeki her şey bizde zaten var. Sıradan şeyler olarak var. Siz yeni öğrendiğiniz bir mitoloji olarak bunları okuyorsunuz. Biz bunu yaşıyoruz diyorum. Biz Anadolu'da bunları, sizin İskandinav Nord mitolojisi dediğiniz şeyleri zaten yaşıyoruz. Hala canlı diyorum. İnanamıyorlar. Yani Türklerle, siz barbar Türklerle, biz İsveçliler nasıl böyle kültürel akrabalığa sahip olabiliriz falan. Arkadaşlar bunlar artık vaki. Bugüne kadar biz bunlara kafa yormadığımız için kültür konusuna da en fazla işte bilmem Şici gibi Çin kaynaklarından alarak, yok Türkler elbiselerini şöyle ilikler, Çinler şöyle ilikler, bunların nakillerinden ibaret bir Türk kültür tarihi okuduk bugüne kadar. Halbuki kültür arkadaşlar böyle keskin sınırları olan bir kavram değildir. Kültür daima sınırların ötesine atlar. Dil alanlarının ötesine atlar. Kültür geçişkendir. Bir yerde kalmaz. Biz başka yerden kültürel ögeler alırız. Başka yerlere kültürü satarız. Pazarlarız, göndeririz. Dolayısıyla kültürü çalışan insan karşılaştırmalı, çalışmak zorunda. Ben bir işte yaratık, bir canavar, bir olgu, bir inanç bunu aldığım zaman etraftaki hangi mitolojilerde neler var? Şimdi örneğin arkadaşlar, aranızda var mı Banderas'ın 13. Savaşçı filmini izleyen? Muhakkak vardır. Antonio Banderas, 13. Savaşçı. Evet, öneririm. Tabii Banderas'ın olduğu bir film kötü olmaz değil mi? Onda köpek kafalılar var filmde. Bir Viking grubuna katılıyor. Arap elçidir. Ahmet İbni Fazlan'dır ismi. Banderas bir Arap rolünde oynar. Bir Viking grubuna katılır. Köpek kafalılarla savaşırlar. Bu bir Arap olarak Vikinglere göre çok medeni, çok bilgisi var tabii önde. Fikirleriyle önderlik eder. Vikinglerin rehberi olur adeta. Cesurdur da ayrıca. Köpek kafalılarla savaşır. Bu film çok ilgi çekti arkadaşlar. Ülkemizde televizyonlarda dahi birkaç defa oynadı. Köpek kafalılar motifi en ayrıntılı olarak Oğuz Destanı'nda geçer. Düşünebiliyor muyuz? Banderas'ın filmini izlediğinizde ortada ne Türk var, ne başka Türklere bir atıf var. Fakat köpek kafalı insanlar motifinin, ki bu 1840'larda Amerika'da birkaç roman falan çıkacak. Daha sonra Hollywood 1920'lerde mi, Ziya Bey'i bilir, Los Angeles'ta falan yeşermeye başladığında o romanlardan da artık senaryolar üretiliyor. Kurt Adam, Dolunay'da ortaya çıkan Kurt Adam romanlardan alınmış. Sinemanın artık bir meta haline geliyor değil mi? Hepimiz bir şekilde Kurt Adam filmleri izledik. Veya son yıllarda işte Alacakaranlık filmi gibi vampir filmleri. Gençlik çok tuttu, çok sevdi bunları. Onları izledik. Şimdi Kurt Adam'la ilgili eski metinlerde en ayrıntılı bilgiler Oğuzname'de geçer arkadaşlar. Çok ayrıntılarla. Öbür mitolojilerde geçen Kurt Adam bahisleri çok kısadır. Kurt Adamlar geldi gitti, vurdu kaçtı ama neye benziyorlar? Niye böyle hızlılar? Niye Dolunay'da geliyorlar? Bilmem, bir açıklaması falan yoktur. Fakat
İşte Banderas'ın filmini izlediğinizde en ufak bir Türklük atfı bulamıyoruz. Suç onların mı? Suç bizim. Suç bizim arkadaşlar. En eski Türklerin Çin ile bir ilişkisi yoktu. Çin'e M.Ö. 1047 civarında kesin hakimiyet sağlayan, arabalı olarak giden, göçebe olarak değil, savaş arabasıyla giden Çuğlar vardır. Onlar Bozkır'daki siyaset kültürünü götürdüler. Göğünoğlu inancı ve Kut inancı, arazinin, ülkenin hanedan mensuplarınca eşit olarak yönetilme hakkının olması gibi siyasi işte gelenekleri Çin'e götürdüler. Fakat Türklüğün esas oluştuğu bölge Güney Ural bölgesi, Asya'nın batısında. Oradan İran'a daha yakın, İskandinavya'ya, Orta Avrupa'ya daha yakın. Bu yüzden arkadaşlar eski Çince'de, eski Türkçe'de Çince kelime yoktur. Eski Türkçe'de Yunanca kelimeler vardır ama Slav, Alman dilleriyle karşılaştırılacak kelimeler vardır. Sanskrit, İran tabii ki normal olarak vardır. Fakat eski Türkçe'de Çince kelime yoktur. Sebebi Çin ile hiç komşuluğu olmayan bir yerde Türkler ortaya çıktı. Ama daha sonra doğuya doğru yayıldı. Çin'in kuzeyindeki bölümü, bugünkü Moğolistan'ı ve İç Moğolistan'ı da ele geçirerek doğuya doğru yayıldı Türkler. Sebebi bu. Evet. Hocam ben şeyi soracaktım. Bu kuzey kültürüyle bağlantımız arasında Macarlar ve Finlerin yeri nasıl? Ben Macaristan'da şunu görmüştüm. Özellikle kimi kelimelerin, ortak kelimelerimiz çok malum. Kimi kelimelerin, hatta kimi isimlerin kullanımı orada daha doğru yapılıyordu. Mesela Atilla adı paylaşamıyoruz onlarla zaten. Macarlar arasında bu yakınlığı bilmeyenler, hayır sizin değil bizim Atilla diyorlar. Ve hatta Atilla adının doğru formasyonunu onlar kullanıyor. İki T ile olanı Atilla şeklinde. Biz daha yanlış kullanıyoruz. Bundan bir çıkarım yaparak Macarların aslında kuzey kültürünün, kuzey kültüründeki Türklerin öğelerini daha çok yaşattığını mı çıkarırız yoksa ortaklıklar var diyebilir miyiz? Burada tabii pek çok kültürel öge var fakat Atilla ismini kullanamayız. Neden? Hem Macaristan'da hem Türkiye'de Atilla ismi modern çağda diriltilmiş bir isimdir. Nasıl Osmanlı dönemindeki bir Oğuz biliyor musunuz? Oğuz çağdaş bir isim değil mi? Hocam Atilla... İkinci Beyazıt'ın oğlunun ismi Oğuz. Ha doğru, özür dilerim. Bir örnek orada var. Ama yaygın olarak kullanılmıyor. Gökhan, Erkan bilmem tarihten isimler. Böyle yaygın olarak kullanılmıyor. Atilla ismi Macaristan'da da yani önceki dönemlerde, romantizm öncesi dönemlerinde yok. Edebi olarak öne çıkmış hatta Geyza gibi isimler bugün yaygın olan onlar dahi sonradan işte tespit edilmiş bizim aynen Mete kelimesini üretmemiz gibi Geyza gibi Mete'de yanlış okuma, hatalı bir okumanın sonucu ama artık yerleşmiş isim olarak kullanılıyor. Atilla ismini kullanamayız ama evet bir sürü karşılaştırılacak ögeler vardır. En dikkatimi çeken arkadaşlar, kendim vaktim olmadığı için bir arkadaşımıza, halk bilimci arkadaşa vermiştim. Birinci Macar Vakainamesi'nden bir sahneyi, yemin konusu. Bir kaseye kanlar damlatılır, kasede bir içecek olur. Ha, hocam ne içiyorlardı? Ne bileyim, ne buldu varsa içecek. Yani en iyi artık tekila varsa tekila içeceklerimiz. Bir içecek vardır arkadaşlar. Kanlarını damlatırlar, karıştırırlar ve hepsi aynı tastan içer. Bu yemindir.
artık dönüş yoktur. Bu imzadır, mühürdür. Bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatır birinci Macar Vakainamesi. Bunun olmadığı yerlerde, aynısı İskitlerde de vardır arkadaşlar. Türklerde zaten var. Bunun olmadığı yerde veya iki kişi arasındaysa işte bir çizik atıyor, birbirinin kanını emiyor böyle. Yine kan kardeş oluyorlar. Bunlar karşılaştırılabilir. Çok şey var tabii kıyaslanacak, karşılaştırılacak. Mesela yedi bey aralarından Arpad'ı eşitlerin arasında birinci primus inter pares olarak ilk Macar Vakainamesi Latincedir. Eşitler arasında birinci olarak Arpad'ı seçiyorlar. Bu şekilde yemin ediyorlar ama şartları da var. Yani başarılı olduğun, doğru dürüst işini yaptığın sürece sen sapıtırsan biz de sapıtırız. Sana cezanı keseriz. Bu biat hiçbir şekilde değil. Bozkır'da biat diye bir anlayış yok arkadaşlar. Cengiz Han da dahil olmak üzere. Cengiz Han'a bir sürü insan gitmiş. Daha ortada han kanun ilan edilmemişken gitmiş bağlılık arz etmişler. Ama biat diye bir şey yok. Şartları var. Seninle baş başayız. Aramızda seni yükselttik. Sen önümüzde olacaksın. Sana uyacağız. Fakat hata yapmayacaksın. Hatalı davranırsan da kılıçlarımız keskindir. Bunun arpada bu şekilde söylerler. Maddeleri vardır. Yapılacaklar. Bizdeki kut inancı aynı şekilde işte. Yanlış yaparsa, yanlış uygulamalar içine girerse bir kağan indirilir. Evet. Başka? Hocam, göçebelikle ilgili soru konuşurken şey demiştiniz yani üstün bir teknoloji gerekiyor diye. Orta Asya yani bu Türkistan bölgesi için dediğinizde haklısınız fakat sıcak bölgelerdeki göçebe ya da göçebeliği nasıl tanımlıyoruz? Hani büyük bir mevkisel bir göç mü yoksa hani burada yemeğin bitti, suyun bitti, 15-20 kilometre gideyim orada mı? Şimdi 20 kadar türü var göçebeliğin. O yüzden hani mevsimlik doğuştan beri bir sabit evin olduğu bir ev ile yani kışla ile yayla arasındaki göçten başlayarak hiçbir menzilin olmadığı tamamen serseri bir gezintiye kadar 19 ila 20 tür var göçebeliğinin. Orta Doğu göçebeliğinin de kendi içinde farkları var. Elbette biraz daha iyi şartlarda ama simyacıyı okuyan var değil mi? Simyacı da gece üşüyorlar değil mi? Evet. Çöldeler, Sahra'dalar, Kuzey Afrika'da, Mağrip çölündeler ama gece üşüyorlar orada da. Hani üşüt donmuyorlar ama yine soğuğu hissediyorlar. Bozkır'da yazın tabii ona göre çok daha soğuk oluyor. Oradaki göçebelik bir nebze belki daha iyi iklim noktasında. Ama Bozkır'da o kadar kum değil, çöl değil. Şimdi çölleşti ama geçtiğimiz çağlarda daha geriye doğru gittikçe daha yeşilleşir arkadaşlar. Avrasya Bozkır'ı. Evet, buyurun. Hocam, Montesquieu hakkındaki başta biraz konuşmuştunuz. Şimdi Montesquieu, Doğu halkları sanır despotizmi destekliyor sanıyordu. Burada Kuzey Doğu halklarına dahil ediliyor mu onun gözünde? Bir de bunlara rağmen neden bunu destekledi? Destekledi değil. Öyle tarif ediyor. Doğu despotizmi diye yönetim sistemlerini sayarken Doğullar despotizmden anlar. Bizim gibi değil diyor. Aslında Fransa'da da aslında bir etajenero'nun bulunduğu yine bir meşruti meclisin bulunduğu bir ülke olmasına rağmen cumhuriyete doğru kamuoyu fikrini çekmeye çalışır. Onlardan biridir Montesquieu. Kuzey Doğu için mi dediniz? Kuzey için, Kuzey Doğu'ya mı kapanıyor?
Rusya örneğini vermiştim. O noktada Moskova ve Petersburg, İngiltere ve Rusya karşılaştırması yapmıştım değil mi? Çerçe Katina zamanında doğu olarak görüyorlar. Rusya'yı doğu olarak görüyorlar. Rus devleti kuzeyin kendi içinde her ne kadar Hazar kökleri olsa da esas devletleşmesinde Bizans'tan aldı geleneğini. Daha sonra Altın Ordu geldi. Cengizli gelenekleri bindi üzerine. Bizans ile Bozkır'ın birleşimi bir yapı düşünelim. Klasik Rus dönemini. Bu yüzden dünyanın başka yerinde göremeyeceğiniz şeyler. Şimdi Petro, herkes sakal olsun diyor, sakalını kessin diyor. Kesmeyenlerin kafasını kestiriyor, kafasına çivi çaktırıyor. Şimdi, bence ileri bir şey. Yani sakal batıda, Hollanda'da değil mi, bulunuyor. Gelişmek için her işte tipimizi de değiştirmemiz gerekiyor, kafamızı da değiştirmemiz gerekiyor diyor ama şimdi sakalını kesmeyenlerin kafasına çivi çaktırmak gibi bir şey çok ileri bir zulüm. Bu batılı olmak istiyor fakat genler izin vermiyor. Henüz kendisi davranış itibariyle batılı olmak istiyor fakat toplumunu batılı yapabilmek için Batı'da doğu yöntemi olarak kullanılan yöntemi benimsiyor. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Evet. Güney kuramlarda oluştuğunu ve daha sonra doğuya göç ettiğini söylediniz. Göç ettiğin sebeplerini bir de ne zamandan beri göçebeler sorusunca kullanılmıyor. Evet, onu kaçırdık. Sintaş'ta kültür çevresi var hocam. Milattan önce 2100-1800 arasına esas parlak dönemi tarihlenen Sintaş'ta kültür çevresi var. Bu bugünkü Başkırdistan ve çevresini içine alıyor. Bunun yayılışı şimdiki Kazakistan coğrafyasına, güneye, doğuya ama batıya doğru da Avrupa içlerine de gidiyor aynı nüfus. Fakat Avrupa'da nüfus sıkı olduğu için asimil oluyorlar. Fakat doğudaki nüfus seyrek, orada varlıklarını koruyorlar. İleri bir yapıdalar, tarımcılar, o bölge tarım bölgesidir. Bir yerde tarım yapılıyorsa nüfus, İtalyan bilgin Cavalli Sforza'nın hesaplamasına göre, tarım yapmayan bir topluma göre, tarıma geçmiş bir toplum 42 kat fazla nüfus besler. Cavalli Sforza'nın hesaplamasıdır. 42 kat fazla nüfus besler. Sintaş'ta bölgesi tarım yapıyor. Dolayısıyla nüfus da üretiyor. Etraftaki tarım yapmayan, tarımı bilmeyen insanlara göre nüfus fazlaları var. Tabii ki yeni yurt arayacaklar, kalabalıklaştıkça yayılacaklar. Nüfus artışının sonucudur. Göçebelik için tam anladığımız manada Avrasya göçebeliği M.Ö. 9. yüzyılda başlatılır. M.Ö. 9. yüzyıl itibariyle başlatılır. Onun öncesinde uzun mesafe çobanlık vardır. Tam göçebelik, dediğim gibi keçe ve çelik birlikte bulunup kullanıldıktan sonra oluyor. Değil. Çok eski kaynaklardan belki 8-9 bin yıl geriye gidecek kaynaklarda dilsel akrabalık olabilir. Bugün Türkiye'de bunun uzmanı bile yok ama dünyada bu tartışılıyor. Urartularla eski Türkçenin bağlantılarını ciddi bilim adamları tartışıyor. Fakat Urartu dediğimiz Avrasya Demir Çağı'na göre 300 sene sonra kurulmuş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Değil mi? 1200'lerde Avrasya'da demiri kullanmaya başlıyorlar.
artık 9. yüzyılda çelik kolat kullanılıyor Avrasya'da. Yani Urartulardan çok önce. Evet. Hocam şimdi bu ilişkilerle ilgili çalışmalar yapılıyor ama yani Batı dünyasında ne kadar önemseniyor ya da İngilizce mi yapılmıyor, bilerek mi önemseniyor, hani akademik boyutta nasıl durum? Çalışmalar aslında yeni başladı. Bugüne kadar önem, başta söylediğim oydu. Böyle savaşlardan ibaret bir tarih yazıyoruz. Kültür araştırmaları yok. Kendimiz böyle yaparken ve kendimiz bunları yazmamışken ancak son yani ne bileyim 10-15 yılın meselelerinden konuşuyoruz, bahsediyoruz. Daha öncesinde yoktu. Hatta ilk kez biz bunları dile getirdiğimizde yani insanlar at biliyor, at, avrat, pusat, çadır, kımız, Moğolistan bozkırları biliyorlar, Kazakistan bozkırını bile bilmiyorlar. En büyük işte dersini veren hocaların bile kafasında böyle bir yapı var, böyle bir tarih var. Yani İngilizce yayın yapıp yapmamak, tamam başladık bunlar tartışılıyor ama şu ana kadar ki kaç yüzyıllık modern bilimsel edebiyat tamamen doğuda ve batıda, bizde ve dış dünyada bu anlayış üzerine kurulu. Bunlar barbardır, savaştan başka bir şey bilmez diyorlar. Biz de yahu herkesi yendik değil tabii, yendiği kadar da yenildin. Biz de savaştan başka bir tarih yazmamışız. Keşke olsaydı 50-60 sene önce de benzer araştırmalar olsaydı. Ha var ama MLS'in gibi çok az birkaç isimle temsil edildi şöyle böyle. Fakat onlar da nasıl bu dediğimiz noktadan çok uzaktalar. Çok çok uzaktalar. Demin söylemiştim ya, kültür sınır tanımaz. Bu yönüyle incelemediler. Sanki kapalı bir havzada alınmış, oluşmuş gibi bir kültürel öge veya malzeme. O şekilde yaklaştılar. Bizim şu an konuştuğumuz konular hiç geçmez oralarda. Yani eski kitaplarda bunları bulamazsınız arkadaşlar. Eski kitaplarda o Sümer kentleri bilmem Sümerlerle denk Kazakistan'daki kentleri falan da bulamazsınız. Bunun için Rusça bilmek, gündemi takip etmek gerekiyor, bilimsel gündemi. 70 sene önce yazılmış kitapları okuyarak bugüne bilgi taşımak iş değil arkadaşlar. Fizikçiler 70 sene önceki kitapları mı okuyor? Faydalanıyor tabii ki. Ama en yeni kitaplar takip edilir. İşte oradaki kazı sonuçlarını falan takip etmek gerekiyor. Bizim yaptığımız farkımız bu. Yani Avrasya bölgesindeki gelişmeleri de takip ediyoruz. Dünyanın başka yerlerindeki gelişmeleri de. Arkadaşlar aranızda sayısal bölümlerden olanlar vardır. Fakat herkes için önerim aynı. Ben buradayken hemen Fransızca'ya başlamıştım. Şimdi sıfırlandı ama en azından o zaman Le Monde'un karikatürlerine bakıp gülecek kadar bir Fransızca biliyordum. Daha üniversitedeyken Arapça zaten bölümde giriş dersleri almıştık. Bak işime yaramadı Arapça ama Kuzey'e çalıştığım için dil konusunda mühendis de olsanız, fizikçi de olsanız öneririm. Bir Batı dili belki. Tabii ki bir fizikçinin işine Farsça, Arapça yaramayacaktır. Ama İspanyolca mı, İtalyanca mı olur, Almanca mı, Fransızca mı olur? Bir dille yetinmeyin arkadaşlar. Birkaç dil size ne sağlar biliyor musunuz en başta? İnsan beyninin analitik çalışmasının antrenmanını yaptırır. Ben 2-3 dil bilen bir mühendisin tasarımlarının daha iyi olacağını düşünüyorum.
tasarım konusunda antrenman yaptırır. Değişik diller bilmek. Her bir dil ayrı bir işletim sistemidir arkadaşlar. Hepiniz İngilizce biliyorsunuz burada. Türk gibi kelimeleri dizemiyorsunuz değil mi? Veya bir İngiliz'in yerine kendinizi koyun, sözlüğe bakarak Türkçe'yi konuşamazsınız. En fazla kelime kökünü görürsünüz. Ben gelmek dersiniz. Ancak ben geleceğim demeniz için bunu sözlükten öğrenemezsiniz. Veya siz sözlükten İngilizce eğer gramerini bilmiyorsanız bilemezsiniz. İngilizceyi konuşabilmek için bir kafanızda işletim sistemi, bir uygulamayı indirmek gerekiyor değil mi? Benzer şekilde değişik diller için değişik uygulamalar indirdiğinizde bu sizin analitik düşünme konusunda yeteneğinizi, antrenmanınızı artıracak ve mesleğiniz ne olursa olsun insanlarla iletişim kurma tarafı bir tarafa, özgeçmişinize 2-3 dil yazıyor olmak bir tarafa, mesleğinizi icra ederken size başarı sağlayacaktır. Onu öneririm. Daha fazla ne olacak? Yani vaktiniz olduğunda bilmem lüzumsuz şeyleri ezberlemektense değişik dillerden kelimeler öğrenin. Yani gittiğiniz bir yerde bir İngiliz meslektaşınızla İspanyolca konuşup hava atın. Neden olmasın değil mi? Onu öneririm arkadaşlar. Değişik diller. Bizde ama dil konusu çok ihmal edildi. Korkuldu, korkutuldu. Bir, iki dil, bir dil geldi. İşte İngilizce bilen profesör bilmem ne, evli ve iki çocuk babasıdır diye özgeçmişlere yazıldı. Halbuki bir marifet olmamalı. Hatta dil bilmenin çok bir özellik olduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum. Lalev'de herkes olar dil konuşuyor değil mi? Gerçekten de. Bir bilim adamı için, bir okuyan, okumuş sizler Türkiye'nin en zeki insanlarsınız. Birkaç dil öğrenmek sizler için çok kolay. Arkadaşlar öneririm. Hayatta her zaman faydasını göreceksiniz. Biz de onun faydasını görüyoruz işte. Korkmadık. Rusça, Rusça, Macarca, Macarca. O bizden korksun. Evet, var mı başka soru arkadaşlar? Evet, son iki. Moğol dilinde Türkçe'yi çıkartırsa eğer geri demir çağından geri bir çağ kaldı söylüyorsunuz. Doğru kaldı söylüyorsunuz. Az önce söylediğinizden yola çıkarak bunu sorabilir miyiz? Moğollar eğer Türkler olmasaydı göçebeliği öğrenemezdi veya geç mi öğrenirdi? Moğollara göçebeliği Türkler mi öğretmişti? Daha doğrusu maden çağı. Bu İngiliz bilim adamı Clason'un tespiti. Her bir kültür seviyesindeki toplumun dili farklılaşır değil mi? Farklıdır. Moğolcayı maden çağındaki seviyede konuşmak için gerekli olan kelimeler bunlar. Peki Kabataş çağındaki bir toplulukta, bir toplumda kelimeler, bazı kelimelerin çıkması gerekiyor. Olmaz diye. Çıkarttığı zaman hayretle bakmış, bunlar Türkçe kelimeler. O zaman Moğollar maden çağına Türkler sayesinde geçmiş diyor. Gerçekten arkadaşlar Altayların doğusundaki bölgede, demin dedim ki Kazakistan düzlüklerinde Sümer çağına denk kentler var. Altayların doğusunda sıfırdır neredeyse. Hun kentleri vardır. İvolga gibi falan Hun çağına giden. Ama onun öncesindeki dönemde, ben 4000-4500 yıldan bahsettim günümüzden öncesi Kazakistan Bozkırı için. Moğolistan'da sıfırlanıyor. Sıfır, hiçbir şey bulamıyorsunuz. Ta Hun çağını neredeyse beklemek gerekiyor. Yani Clason bunları arkeolojiyi bilmeyerek sadece dil üzerinden bunları söylemiş. Ne zaman? 1964 yılında galiba bir makalesinde onu çıkartmış. Ama bugün arkeoloji bunu doğruluyor, evet. Oradan bir arkadaşımız geride. Bir şey sorun var. Kuzey kültür dairesine katkı sağlayan toplumlara Türkleri ve Kafkas toplumlarını mı alıyoruz? Modern Kafkas toplumlarını veya Kuzey Kafkas toplumlarını mı alıyoruz?
Yok hepsi. Ha bir kuzey, dünyanın kuzeyindeki kültür bütünü diye bir şeyden bahsetmek zor. Hatta bir German kültür dairesi bile kendisine güney kuzey diye ayrılmış. İskanlarla kıta Germanın arasında bayağı bir farklar var. Dünyanın kuzeyini toparlayıp da tek bir kültür çevresi oluşturmamız zor. Fakat dünyanın kuzeyinde paylaşılan, matematikte ne vardı? Ortak katların en küçüğü vardı değil mi? Okek vardı. Bir okek olarak düşünelim bunu. Bu bölgeler var ama İskandinav kültürü, kıta Germen kültürü, Slav kültürü, Balt kültürü, Fin kültürü, Türk kültürü hepsi nevişasına münhasır. Kendi özellikleri var. O zaman şey gibi düşüneceğiz. İran kültürü, işte Çin kültürü, diğer Doğu, Güneydoğu Asya. Bunların hepsi nasıl birleşik Doğu kültürü dediğimiz şeyi oluşturuyorsa, Kuzey kültürü de aynı o, ona muadil bir şey tabii oluyor. Kuzey'de de böyle paylaşılan özellikler var. Yani hepsi birbirinin aynısı, kopyası öyle bir şey yok. İsveç mitolojisi, Türk mitolojisinin aynısı öyle bir şey yok. Paylaşılan şeyler var. İşte bunlar o keki oluşturuyor. Bu yüzden biz Kalevala'yı, Fin işte mitolojisini okuduğumuzda bir şeyler görüyoruz. Tanış bir şeyler geliyor. İskandinavya'da bir başka tanış şeyler geliyor. O şekilde. Sanırım bitirdik. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hocam bir ha biz de izlediğimiz zaman acaba ne kadarı bize tanıdık geldi? Biz bunu ne kadar biliyoruz? İşte 2100 sene önce yazılmış Çin kitaplarını okuduğumuzda bunlar dolunay gelince saldırırlar, kurt gibi olurlar diyerek anlatıyor bunların gelişini. Arkadaşlar hatta daha sonra da Köktürk çağında anlatıyor değil mi? Bunlar atalarının kurt oluşunu unutmadılar ve bayraklarına kurt resmi yaptılar, kurt başı taktılar falan diye anlatıyorlar ve dolunayda saldırırlar diyor. Oğuzname'de de öyle diyor. Niye? Çünkü zifiri karanlıkta hareket edemezsiniz. Önünüzü görebilmeniz için biraz aydınlık lazım değil mi? Ateş yakarsanız düşman sizi görür. Ateş yakarak ilerleyemezsiniz. Sizde bir ışık olmamalı. Ama zifiri karanlıkta da hiç gidemezsiniz. Bataklığa mı girdiniz? Nereye gittiniz? Bilmiyorsunuz. Ancak dolunayı beklersiniz. Dolunayda gece harekatı yaparsınız. Örneğin en basiti. Evet. Kültürel ortaklıklar, kültürel ögeler büyük ölçüde ve tamamen eski Türk kültüründe kuzey dünyasına ait arkadaşlar. Doğuyla çok az şey paylaşılıyor. Paylaşıldığını sandığımız şeyler dahi kökü bizde olanlar. Mesela eski Yunan mitolojisinde polifemler veya kikloplar var. Tek gözlü yaratıklar. Biz bunu biliyor muyuz? Tek gözlü bir yaratık. Tepe göz. Tepe göz değil mi? Ya bizim Dede Korkut Bayburt'ta 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş ama Yunanlarda, antik kaynaklarda geçiyor. Fakat Herodot ilk bize anlatır, der ki Aristeas adlı bir tüccar, Orta Asya'nın içlerine gitmiş. Tanrı dağlarını tarif eder. Ta yukarıdan, Hazar'ın kuzeyinden, bugünkü Ukrayna İskitye ülkesidir. Oradan Hazar'ın kuzeyinden ta Kırgızistan'a doğru yukarıdan gidip gelip ticaret yapan bir Yunanlı tüccardan duyduklarını nakleder. Bunların ülkesi, şimdiki Tanrı Dağları'nı anlatır arkadaşlar. Alimas bir ifadesini kullanır Herodot. Tepe gözlerin yurdu, yaşadığı yer o dağlardadır der. İsedon ülkesinin, Masagetlerden sonra İsedon ülkesi var. İsedon ülkesinden sonra da o Grifon, çok büyük kuşların, zümrüdü ankaların olduğu ve tepe gözlerin olduğu dağlar.
Bu dağlarda da bol miktarda altın varmış. Şimdi konuşmaya bile gerek yok. Demek ki Yunanlılar Tepegöz motifini doğudan, Orta Asya'dan öğrenmişler. Herodot kendisi bunu zaten söylüyor. Ha, yazıya geçiriliş bakımından evet, bizimki 15. yüzyılda ilk kez Dede Korkut yazıya geçirilmiş. Ama 15. yüzyılda da birisi oturup kafadan uydurmamış. Binlerce yıllık söylene gelen bir hikayeyi değil mi yazıya geçirmiş. Şimdi ben bir örnek vereyim. Siz İngilizceden bulacaksınız, aklınıza gelecek. Oğuz Kağan bir canavarı öldürüyor değil mi? Mızrağı ile. Canavarın adı Kıyant. İngilizceden... Buldunuz değil mi? Eski Yunan'da Giantes dev. Devler arkadaşlar, dev demek. Karadeniz sahillerinde milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Yunanlılar, çünkü çok aşırı nüfusu vardı. Atina, Demokles, Perikles zamanında 400 bin, çok büyük bir nüfustur antik çağ için arkadaşlar. 400 bin gibi bir nüfus. Düşünün ki İstanbul en muhteşem zamanda, Justinianus zamanında 550 bine ulaşmıştı. Atina, ondan 1000 sene önce Perikles zamanında 400 bin nüfusa ulaşmış. Onu klasik hele Yunanistan'ın kuru coğrafyasının buğdayı burayı doyuramaz. Yunanlılar etraftan buğday taşımak zorunda. En iyi, en ucuz, en kolay da bugün olduğu gibi Ukrayna'dan arkadaşlar. Odessa Limanı. Olbia eski ismi. Odessa'nın yakınlarında yine sahildedir. Hala durur viranesi. Olbia Limanı başta olmak üzere Yunanlılar oraların buğdayına muhtaçtır. Ama sadece Olbia mı? Kefe, Anapa, Trebizondos, Trabzon değil mi? Kerasus, Giresun, Sinope, Masris, Amasra, Sinop. Bunlar da o zamandan koloni olan yerler. Tabii Fanagoria yine Kırım'da. Oralarda yerel halk ile Yunanlılar temaslalar. Alışveriş yapıyorlar. Tabii oturup dinliyorlar. Arkadaşlar, dünyada birkaç meslek sınıfı vardır ki abartısında doyum olmaz. Denizciler, kamyoncular, askerden gelen gençler, bir de avcılar. Bire bin katarak anlatırlar. Yunan denizciler de gittiler memlekete döndüklerinde. Anlatıyorlar duyduklarını. Ben arkadaşlar 3 hafta ve 4 hafta önce yine Karadeniz'deydim. Belki 30 defa gittim Karadeniz'e ama ta bizim Çayeli'nden, Çayeli'nin üstündeki tepelerden Elburz Dağı görünüyormuş. Bir arkadaşımız kendi çektiği resmi gösterdi. Zihnimden bir hesaplama yaptım, mümkün. 5700 metre falan bir yüksekliği var. Çayeli'nden Elburz Dağları gözüküyor. Kafkasların ortasındaki zirveler. Şimdi siz Karadeniz'den doğuya doğru gemilerle ilerliyorsunuz. Görüyorsunuz karayı ama daha kaç gün gideceksiniz oraya ulaşabilmek için? Halbuki Ege'de öyle mi? Gördünüz, yüzerek bile gidiyorsunuz. Yani Çeşme'den Sisam'a yüzülerek gidilir. Bir adayı gördüğünüzde, işte bizim Ahmet Bey'den karşıya, değil mi? Bodrum'dan zaten Rodos'a çok rahat, iyi bir adam yüzerek gider. Midilli'ye çok rahat yüzülür arkadaşlar. Ama orada gemide kara göründü diyorsunuz da daha bayağı bir yolculuk etmeniz gerekiyor. Kafkas Dağları'nın gizemi Yunanlılar için tabii ki büyük hikayelerin kaynağı olacak. Prometheus'un ateşi getirmesinden bilmem neye kadar pek çok hikayeyi Kafkaslardan alıp veya Bozkır'dan yukarıdan alıp götürüp taşıyacaklar. Bunlar Yunan mitolojisinin bileşeni haline gelecek. Ekleri haline gelecek arkadaşlar. Ha, bütün Yunan mitolojisi oradan öyle bir şey yok. Kendilerinin tabii ki var. Apollon'u, Heras'ı, bilmem Zeus'u, onların aralarındaki ilişkileri, kavgaları, dövüşleri, bunlar kendilerinin. Ama onun ötesinde
Karadeniz üzerinden Bozkır ve Kafkas dünyasından aldıkları bayağı bir mitolojik öge var. Evet, demek ki bizim işte Doğu ya da Batı dünyalarına ait olduğunu sandığımız çok şey yine Kuzey'e ait. Birkaç örnek daha arkadaşlar verip birkaç temel bir şey söyleyip bitireceğim. Oradan ondan sonra sohbete geçelim. Göçebeliğin ne zamandan beri var olduğuna dair hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Sorsam. Göçebelik ne bir yaşam tarzı var? İnsanlar ne zamandan beri göçebeliği veya hep mi göçebeliği? Hiç böyle kafa yordunuz mu? Veya şimdi ne dersiniz? Hep göçebelerdi diye düşünüyorum. Hep göçebelerdi değil mi? Başka öyle düşünen var mı? Evet. Hep eskiden beri göçebelerdi diye düşünüyoruz. Ben belli bir süre sonra göçebe olmak zorunda olduklarımda göçebeler diye düşünüyorum. Yani evet. Tercih olarak göçebe olduklarını düşünüyorum. Göçebelik arkadaşlar ileri bir teknoloji ister. Yeni taş çağının neolitik dönemin teknolojisi insanların göçebe olmasına izin vermez. Bakır çağının, Tunç çağının teknolojisi de izin vermez. Arkadaşlar, Avrasya'da göçebe olabilmek için demir çağına geçmek gerekir. Bir teknolojik ilerleme gerekiyor göçebe olabilmek için. Aranızda bilmiyorum çadırda uyuyan var mı? Burada bir kampa gittiniz. Muhtemelen Ege'de ya da Marmara sahilinde yaz günü oldu. Ama yine de üşüdünüz. Değil mi geceleyin? Gece soğuk, sabah çok sıcak hocam. Sabah altta uyanmak zorunda kalıyor. Sen falan kötü. Soğuk dediğiniz ne ki? Astana'ya ilk gittiğimde arkadaşlar kar her taraf. Güneş parlıyor, hiç bulut yok. Aydınlık böyle. Üzerimde bir kazak var, atlet var, bir de kaban var. O şekilde arabanın ısınmasını bekliyoruz. Bir 10-15 dakika arabanın ısınması gerekir hareket edebilmek için. Çıktık, arabanın başında sohbet ediyoruz. Saat de 11-12'ye doğru geliyor galiba. Yemeğe gideceğiz, öyle bir şey. 12'ye doğru geliyor. Günün sıcak vakti. Hava ısısını sormak aklıma geldi. Bugün dedim kaç derece? Bugün hava çok iyiydi, -10 derece. Aralığın ilk haftasıydı arkadaşlar. Ben hatta durduğum yerde terliyorum normalde. Çünkü psikolojik olarak hava aralığında güneş var falan filan. -10 dereceyi duyunca üşümeye başladım. Kaç gündür ben üşümüyordum. Gündüz, günün ortasında -10 dereceden bahsediyorum. Gece kaça iniyor? -40'lara, -50'lere iniyor. Siz burada gece nasıl gece edeceksiniz? İnsan uyuduğu anda metabolizma teslim olur. Savunma kalkanlarını indirir. Bu ne demektir? Hani bir donmuş birisine veya baygınlık geçiren birisine benimle kal derler. Bilincini, gözünü aç, kapatma. Bilincini koru derler. İnsanın bilinci açık oldukça metabolizma öyle diyeyim basitçe koruma kalkanları açık durumda. Uyuduğunuz anda uyku zaten dinlenmek için. Bütün kalkanları indiriyorsunuz. Savunmasızsınız. -1 derecede donarsınız arkadaşlar. Su -1'de mi donuyor? İnsanın da 1/3'si su mu? -1'de donmaya başlarsınız. Orada gündüz -10. Geceyi nasıl geçireceksiniz? Nasıl uyuyacaksınız orada? Nasıl bir çadırda? Keçenin icadı gerekecek. Demir çağına geçmek gerekecek. Demir pik demir olmayacak. Çelik bu arada. Demir çağına geçtiniz de çelik yapmayı bilmiyorsanız hiçbir işe yaramayacak. Pik demir çünkü ancak ocak üstü yaparsınız arkadaşlar. Değil mi? Çelik aslında çağına geçmek gerekecek. Göçebelik ondan sonra mümkün. Onun öncesinde arkadaşlar Avrasya Bozkırı'nda
sabit yerleşimler vardır, kentler vardır. Ben buraya gelirken hazır yıllardır bu bilmem kaçıncı konferansın, sağ olsunlar en çok konferansa davet edilenlerden birisiniz galiba. Çok görsel malzeme var. Fakat bir şeyi fark ettim. O malzemeler benim konuşma seyrimi engelliyor. İstediğim gibi konuşamıyorum. O yüzden kolay dama getirmedim. Şimdi diyorum getirseydim. Arkadaşlar Sümer çağına denk kentler var. Bugün Kazakistan'da. Özbekistan kent bölgesidir. Orada tamam. Semerkant, Buhara, İsfijab, Taşkent, oralar oturar. Zaten eskiden beri kent vardır. Orası Moskova değil. Fakat Kazakistan ve çevresi tam bildiğimiz manada bozkır bölgesidir. Orada bildiğimiz tarihi dönemde kent yoktur. Ama onun öncesindeki dönemde kentler vardır. Hatta Sümer çağına denk kentler vardır. İnanılmaz bir matematik hesaplamayla yapılmış olan yuvarlak kentler vardır böyle. Şimdi ben onu pergelle cetvelle yapmaya çalışsam yapamam. O kadar mükemmel hesaplamışlar ki. Bunlar kentlerde yaşayan insanlar. Bunların çok ileri ve kendilerine özgü bir sanatları var. Bozkır hayvan üslubu diyoruz. Arkadaşlar sanat nedir? Çeşitli sanat akımları var. Hepimiz bir şekilde özellikle sosyal alanlardan gelenler duydular. Fransızca kelimelerle ifade ediliyor değil mi? Ekspresyonizm, realizm vesaireden. Nedir? Nesneye yaklaşımınızla ilgili oradaki farklardan ötürü bu adlandırmalar yapılır. Birinde bir nesneyi alırsınız, buraya kopyalarsınız. Real, gerçekçilik. Bir yerde onu yorumlarsınız. Gerçekte olmayan şeyleri siz resmini çizersiniz. Gerçek üstücü olursunuz. İçinizdeki ilhamlarınızı yansıtırsınız, dışa vurumcu olursunuz. Ekspresyonist. Arkadaşlar bozkır dünyada çok nadirdir. Genellikle Yunan sanatı safi realisttir. Birebir insanı mükemmel şekilde kopyalar değil mi? Baktığımızda Horas'ın heykel, Afrodite, baktığımızda Apollon'a baktığımızda birebir mükemmel şekilde insanı kopyalıyor. Bozkır'da arkadaşlar taş, mermer yok. İşlenebilir taş yok. Oradaki kayaya çok fazla işleme yapamazsınız. Zaten yaprak gibi dökülür, kırılır. Bu yüzden maalesef yazıtlar dökülüyor. Zaman geçtikçe üzerine yazı yazılmış olan taşlar yaprak gibi dökülüyor. Bir süre sonra yazılar okunmaz hale geliyor. Hatta bir süre sonra kayalar duruyor da üzerinde bir zaman yazı var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Fakat Bozkır'da maden var. Dünyada o dönemin Silikon Vadisi arkadaşlar Güney Ural bölgesi. Bunun bir Başkırdistan civarı. Şu an Kaliforniya'da mı? O zaman da Başkırdistan'da. Silikon Vadisi. En ileri gelişmeler orada oluyor. Mısır'da değil, Sümer'de değil, Anadolu'da da değil. Onlar, biz Anadolu'da 1970'lerde, 80'lerde bile kağıdı kullanırken onlar kağıdı ilkel buluyordu. 4000 sene önceki insanlar. Kağıdı çok kötü bir araçtır arkadaşlar. Aynen Kraliçe Elizabeth'in arabasındaki gibi tekerleri olan arabalar kullanıyorlardı 4000 sene önce. İspit tekerli, çubuk tekerli böyle arabalar kullanıyorlardı 4000 sene önce. Ama biz daha 1970'lerde, 80'lerde bile Anadolu'da kağıdı kullanıyorduk. Farkı düşünün. Onlar o arabaların ilk yapıldığı yerler, maden çağının ilk, bütün madenlerde ilk başladığı yerlerdir. Sanatları ona göredir. Ha sanattan bahsediyorduk. Arkadaşlar bir nesneyi alıp kafanıza göre yorumluyorsunuz. Bir geyik resmi çizeceksiniz.
ben boynuzunu şöyle yapmak istiyorum. Gerçekte öyle bir şey yok ama ben kafamda böyle bir geyik hayal ediyorum. Ben şöyle aslan yapacağım ama ben bu aslana kanat yapacağım, ayaklarını şöyle yapacağım, bilmem yorumlayacağım. Benim aslanım, gerçek aslanın kopyası olmayacak. Kafamda bir aslan oluşturup onu ifade ediyorum. Bozkır hayvan üslubu böyledir arkadaşlar. Ancak Fransa'da 19. yüzyılın ortalarından itibaren hakim olan ama modern çağda 20. yüzyılın ortalarında en büyük temsilcisini kim? İspanyol ressam. Pablo Picasso. 30 kadar adı var ama Picasso lakabı. 30 isim bir işe yaramıyor, biz lakabıyla biliyoruz Picasso. Değil mi? Onunla en büyük temsilcisini bulan bir anlayışla Bozkır'daki sanat eserleri yapılır. Nesneler yorumlanır. Geyik, kurt, aslan, kuş. Bunlar yorumlanırlar. Birebir kopyası yapılmaz ve inanılmaz bir incelik. Dünyanın başka bir yerinde bunun örneği yok. 2001 senesinde New York Metropolitan Müzesi Petersburg'daki örnekleri alarak uzunca bir süreliğine bir yer ayırdı ve çok büyük ilgi çekti bu eserler. İşte Avrasya Bozkırları'nın, o göçebe çobanların bu eserleri. Çünkü dünyanın başka yerlerinde o dönemde ona denk şekilde, ha realizm açısından bakarsanız Yunan sanatı, Roma sanatı evet çok güzel. Fakat onların onu yaptığı dönemde, bu stilistik yorumları yaptıkları dönemde Almanya'da, Fransa'da ya da Polonya'da ancak insanlar bir çömlek yapım noktasındaydılar. Kaba çömlekleri ancak yapıyorlardı. Maden çağı hak getire. Evet. Ve bu insanların işte devlet teşkilatı, çok erken bir dönemde örgütlenmeleri, çok geniş bir alanda haber ağı kurmaları, devlet arkadaşlar haber demektir. Bir yerden haber almak ve oraya haber göndermektir. Haber aynı zamanda otoritenin gidişi demektir. Değil mi? Devletin otoritesinin gitmesi için haberin gitmesi lazım. Bozkır en hızlı haberleşme sistemini en erken dönemlerde kurarak bunu çözmüş. Dolayısıyla başka yerlere herhangi bir Bozkırlı küçük bir topluluk dahi gitse o insanları çok rahat örgütleyip başlarına geçiyorlar. Arkadaşlar bunun şövenizmle, ırkçılıkla, şununla bununla ilgisi yok. Dünyanın neresine, eski dünyanın neresine giderseniz gidin, ilk devlet oluşumlarının köklerine baktığınızda Avrasya kökenli birilerini bulursunuz. Bu Hindistan ya da Çin ya da İskandinavya ya da İngiltere hiç fark etmiyor. Ya da Orta Doğu, Balkanlar, Orta Avrupa hiç fark etmiyor. Neden? Çok önde bir sosyal teşkilatlanma seviyeleri var dünyanın başka yerlerine göre. Gittikleri her yerde hani şudur bir hadi bir futbol maçı yapalım, bir takım kuralım dediğimizde bir iki arkadaş çıkar. Bu da bir örgütlenme becerisi ister değil mi? Sen işte takım kurmaya çalışırız. Ama böyle bir arkadaşımız yoksa kuramayız ya. Yani şurada 40 tane erkek varız ama 11-11 iki takım çıkarmakta aramızda böyle organize edici özelliği olan arkadaşlar yoksa kendi kendimize iki tane futbol takımı çıkarmakta zorlanırız. Ama varsa öyle bir arkadaşımız, karizması olan, sözlülüğünden sen şu tarafa git, sen kaleci ol, sen önde dur. Değil mi? Hemen işler yoluna giriverir. Ama bu arkadaşlar yoksa 40 tane erkek olarak kalırız böylece. Eski dünyadaki durum da buydu.
5 kişi, 10 kişi, 5 bin kişi, 10 bin kişi fark etmiyor. Bozkır'dan birileri gittiği zaman gidiyorlar. Bozkır'da yaşamak zor. Dünyanın yaşaması en zor bölgesi. Verimsiz. Verimsiz arkadaşlar. Onun için yeni yurt arıyorlar sürekli olarak. Ve dünyanın her tarafına da gitmişler. Gittikleri zaman, gittikleri yerde ki toplumları çok rahat başlarına geçip örgütlüyorlar. Bu yüzden oralardaki ilk devlet oluşumlarının köklerinde Bozkır kökenli insanları buluruz. Ve hiç şaşırtıcı olmaz bunu görmek. Onların dillerinden kalıntıları buluruz. Yani ilk Vikingler kabile şeflerine Kaan diyordu. Filo komutanlarına Gölbek diyorlardı. Gölbeği. Evet. Peki arkadaşlar. Var mı soracaklarımız, katılacaklarımız? Hocam öncelikle Oğuz Kağan'da öldürülen canavar Oğuznamede mi, Uygur Harfli Oğuz Destanı'nda mı? Ayrıca öldürülen gergedan mı? Yoksa daha sonrasında öldürdüğü canavar mı? Hayranlar acaba üretmiş mi olabilirler? Yoksa hala kullanılmıyor herhalde o. Kelime mi? Kıyamet miydi? Kıyamet. Tabii kullanılıyor. Ölmüş bir kelime bugün artık kullanılıyor. Şimdi Uygur Oğuznamesinde şekilde çizmiş. Öyle gergedana benzer bir hayvan var. İşte kaynak burada. Bu bir gergedandı demiş hocalarımız da hemen. Gergedan arkadaşlar Bozkır'da yaşamaz. Gergedan ayıyı yemez. Ayı gergedanı yer benim bildiğim. Yani ayıyı bile yiyen bir hayvan. Hiç kimsenin gücünün yetmediği falan bir hayvan. Orada arkadaşlar maddi bir biyolojik canlı yok. Orada İran destanı Şehname'de Feridun halka eziyet eden üç başlı canavar diye nitelendirilen Dahak isimli hükümdarı tahttan indirip kafasına demir çubukla vurup bağlar. Oğuz Kağan da Elkün ifadesi geçer. Elkün vatandaş, yani ildeki insan, ildeki halk, ildeki halkı yer idi diyor. Vatandaşı yiyen bir canavar. Şimdi gergedan veya bir başkası çok rahat bir şekilde yani öldürülür yani. Değil mi? Güç yetmeyen bir şekilde biyolojik bir canlı değil. Feridun hikayesinde olduğu gibi arkadaşlar bunun boynunda, Dahak'ın boynunda iki ur çıkmış. Çok acı veren iki abisur. Aklı evvel hekimin birisi de insan beynini sürdüğünde acısı geçer demiş. Hele genç insanların beyni daha etkili olur. Her gün iki genç öldürülüyor, beyinleri oraya sürülüyor. Bu tıbben gerçek arkadaşlar. Beynin o dış zarını tutan asit ağrı kesici nitelikte. Onun ağrısını kesiyor ama ertesi gün yine başlıyor. Böylelikle her gün iki genç öldürülüyor. Sonra koyun öldürmeye başlıyorlar ve gençleri gizlice saklıyorlar. İşte siz öldüğünüz görünmeyin, kaybolun gidin diyorlar. Bu halk siyasi hiciv her gün iki insan, iki genç yiyen üç başlı bir canavar oluyor. İki tane boynunda ur var, bir de bu kafa var, üç baş. Ejderha arkadaşlar, azı da hak diyorlar, yılan da hak.
Biz Farsçadan aldık kelimeyi. Anadolu'da hala ajdaha derler. Ejderha Kadıköy'de söylenmiş biçimidir. Ejderha diye bir şey yok. Ziyade Kadıköy gibi yiyor. Bizim orada yok. Ejderha öyle bir biçimdir. Kelime Anadolu'da veya Tataristan'da veya Türkmenistan'da ajdaha derler. Azdahak isminden gelir. İşte ejderha bir zalim hükümdarın peşinden ejderha doğmuş. Feridun'a bunu tahttan indirme onuru veriyor İran destanı. Benzer şekilde Oğuzname'de, halbuki gerçekte bildiğimiz o ünlü Kiros, Pers hükümdarı Kiros, Kraliçe Tomris tarafından öldürülen hükümdar. Kiros daha kıl öldürmüştür gerçek tarihte. Oğuz Kağan destanlı da benzer şekilde vatandaşı, ülkedeki insanı yiyen bir canavar var. Biyolojik bir canavar değil. Oradan bir alıntı var arkadaşlar, bir etkileşim var. Bu etkileşim Saka kültürel dairesi içinde gerçekleşiyor. Evet, bu bir video vardı, onu öneririm, uzunca bir konu. Bana sormayacaktınız çünkü İran ve Turan diye kocaman bir kitabım var bu konuda. Şu kitap. Evet, o kitapta bu konu, ejderha konusu falan ayrıntılı anlatılıyor arkadaşlar. Evet, başka? Bir doğu, batı ve kuzey diye bir ayrım yapıyorsunuz. Burada Çin'i nereye koyuyorsunuz? Yani kavram olarak ve Çin medeniyetini nereye koyuyorsunuz? Bu doğuda mı, batıda mı yoksa kuzey kültüründe mi? Benim anladığım hiçbir öyle. Doğu'da kendimiz. Doğu büyük. Çin'e göre İran Batı ülkesidir. Ansi diye geçer İran. Batı'da bir ülkedir. Ama Avrupa yükseldiği zaman Çin İran'la birlikte doğudur. Eski Ermeni coğrafyasında falan Çenestan der. İran vardır, bir de Çenestan vardır. İran ve doğusu. Ondan ibaret. Bütün tamamı tek bir doğudur örneğin.